Yeni Gündemi izleyenleri, bugün 25 Haziran 2012 Pazartesi, bir kez daha yeni bir haftada daha sizlerle beraberiz. Evet, Van'da yine bir deprem vardı, 5 şiddetinde dün. Maalesef yine depremlerle yaşıyoruz. İzmir için de hayırlısı diyoruz inşallah. İzmir'de böyle bir şey ve Van'da böyle bir şey yaşamayız inşallah. Ve bugünkü konuğumuz Abdullah Tekbaş. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Bütün İzmir'le günaydın diyorum. Evet, günler diliyorum. Sağ olun. Evet, Abdullah Tekbaş da biliyorsunuz AK Parti'nin özellikle siz adaydınız ve adaylıkta Ömer Cihat Akay önde çıkmıştı. Ancak daha sonra bu süreci bize bir değerlendirebilir misiniz? Nasıl gelindi bu sürecin ve neler oldu? Şimdi süreci değerlendirmeden önce süreçte AK Parti'nin bir iş süreci olduğunu ve AK Parti'nin bu süreçten güçlenerek çıktığını söylemek istiyorum. Süreç şöyle başladı. İlçe kongreleriyle başlayan bir AK Parti süreci var. O zaman AK Parti'nin İzmir'de güçlenmesini istemeyen güçler ve Ömer Cihat Bey ile birlikte çalışan bazı arkadaşlar buna dahil olmak üzere ilçe kongrelerinde küskünlüklerin, sorunların kaynağı oldular ve partimiz ilçelerde 2 veya 3 grup şeklinde ayrıldı ve biz bu konuda il teşkilatımızı uyardık. Bazı hamlelerde bulunsalar da bu sorunu tamamen çözemediler. Biz isterdik ki AK Parti'de ilçelerde, mahallelerde birlik, beraberlik en üst düzeyde olsun, istenilen seviyede olsun ama bu başarılamadığı için biz bu konuda hep il teşkilatına şahsen ben milletvekili aday olmuş bir arkadaşınız olarak uyarılarda bulundum. Ama ondan sonra bir süreç başladı. Bu süreç AK Parti'de il başkanı adaylığı süreciydi. Bu süreci bütün gazeteciler gibi siz Yeni Gün TV olarak da izlediniz. Bütün İzmirliler gördü. Önce işte parti içi bir temayül yoklaması, sonra parti içi bir daha temayül yoklaması. Biliyorsunuz bu süreçten hiçbirinde ben aday olmadım. Evet. Aday olmadığım gibi İzmir'de en iyisinin yapılması için her zaman üstüme düşen söyledim. Söylemeye de devam ettim. Ama gördüm ki sonuçta mevcut il başkanının ilçe kongrelerinde yaşadığı sıkıntılarının İl kongresine yansıyacağını gördüm. Fakat uyarılarıma rağmen Ömer Cihat da devam kararı alındı. Ömer Cihat da devam kararı aldığı zaman belki dedim ki Ömer Cihat Bey bu devam kararından sonra partiyi toparlamak için, birlik beraberliği sağlamak için bazı hamlelerde bulunur, bazı şeyler yapar diye düşündüm ama işte 10 Mayıs diyorum işte 25 Mayıs 15 günlük bir süreçte Ömer Cihat Bey'in bu konuda bir adım atmaması sebebiyle ve üzerine sanki parti içinde bulunan işte partinin iyi olmasını için konuşan arkadaşların sanki partiye muhalefet ediyormuş gibi baskılara ve şeylere görünce bir de üzerine başbakan yardımcımız çok sevdiğimiz abimiz Bülent Bey'in işte açıklamalarından sonra bu kongrenin tek adaylı olduğu zaman partimiz tarafından çok küskünlükler oluşacağını düşündüm ve dedim ki bir açıklama yaptım. Bu kongre tek adaylı olmasın. Bu kongre iki adaylı olsun. Bir heyecan olsun. Heyecan katılsın diye düşündüm. Ve aday olmayı düşünmüyordum. Bu 25 mi 26 Mayıs'ta yaptığım açıklama gibi. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Siz ne istediniz de ilçe kongrelerinden süre gelen dönem içerisinde hani biz uyardık vesaire dediniz. Ne istediniz de ne olmadı? Yani neydi sıkıntı? Sıkıntı şu. Şimdi partide bir kurucular var şu an. Buna birçoğu dışarıda kalmış durumda. Ve dışarıda eleştiri yapıyorlar. Ondan sonra partiye yeni katılanlar var ve partinin ana temeli uzun zamandır partide çalışan koşulan arkadaşı var. Hepsine yer bulmak mümkün değil ilçe teşkilatlarına. Ama hepsini kucaklama mümkün. Kimseyi kırmadan dökmeden bu süreçleri atlatabilirdik. Ama bu süreçler sanki işte muhalif çıkan arkadaşlar bana da yapıldı onu da anlatacağım. Sanki muhalif çıkan arkadaşlar düşmanmış, partiye düşmanmış, partiyi yıpratmaya çalışan arkadaşlar. İlin destekliği arkadaşlar İşte parti asıl ana temellermiş gibi hesap edildiği için o yüzden ayrışma oldu. Benim eleştirdiğim buydu. Yani bu ayrışma olmasın. Yoksa herkesin mevki ve makam temin etmek zorunda değil bu parti. Öyle bir şey yok. Yani bir ilçe başkan yardımcısı olarak da hizmet edebilirsiniz. Bir mahalle başkanı olarak da hizmet edebilirsiniz. Dışarıda bir partili olarak da koşulabilirsiniz. Ama önemli olan bir kucaklayıcı şey olmasın. Mesele buydu. Evet. Bu arada bir kötü haber daha. Hakkari'de çatışma. Bir askerimiz şehit. 3 askerimiz de yaralı. Hakkari'de terör örgütüyle bir çatışma söz konusu.
Bir askerimiz şehit, 3 askerimiz de yaralı. Yaralı askerlerimize şifa diliyoruz. Şehit askerimize de yine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hep bu son olsun diyoruz ama maalesef hiçbir zaman da son olmuyor. Böyle de bir haber aldık. Bütün milletimiz baş sağ olsun. Baş sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet, bu süreçten sonra siz aday olmaya karar verdiniz. Peki size hep tabii biz de takip ettik basında da. Aslında sizin bu olayla ilgili arka planda insanların olduğu, sizi yönlendirdiği şeklinde de birçok hem yazıldı çizildi. Yani aslında sizin aday olmak istemediğiniz ama muhalif kesimin sizi çıkardı gibi bir şeyler de çıktı. Yani bu konuda ne diyeceksiniz? Yani şimdi siz bakın, kendi düşüncenizde, bilginizde bakın, falan hareket etmiyorsunuz bakın, da birileri sizi arkadan körüklüyor gibi. Şimdi böyle bir şey yok. Bunu Ömer Cihat Bey ve ekip yapıyor. Ve ona o, şu an işte birazdan açıklayacağım işte bazı internet siteleri, CHP yakın internet siteleri, Ömer Cihat Bey ile çalışan internet siteleri yapıyor. Böyle bir şey yok. Hatta ben bu yola çıkarken en yakınlarım bile, bak en yakınlarım bile çıkma, etme, kendini yıpratma, siyasi hayatını tehlikeye atma dediler. Bırakın muhalifleri şeyleri. Çünkü herkes AK Parti içindeki süreç şöyle, herkes korkuyor. Bir şeyler söylemekten çekiniyor. İşte başbakan işaret etti Ömer Cihat Bey'i. Susalım oturalım. Ben çıkarken bu telkinlerle çıktım. Kesinlikle özgür iradem, özgür iradem dedim ki bir kurban olacaksa bu konuda Abdullah Tekbaş kurban olsun ama AK Parti bu süreçten güçlü çıksın. Kimsenin gazına gelmedi. Hayır. Evet. Hayır. Kimse bana, beni tanıyan, beni geçmişi bilen, bugünü bilen ki bunu konuşanlar da beni tanıyorlarsa yanlış bilinç yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Tam tersine muhaliflerden de engel aldım ben. Yani sizin tarafınız değil, muhalif yani, olup da size evet, yapmayın diyen oldu. Evet, tabii. Yani bana değil, Ömer Cihat Bey'e ve yaptıklarına, yaptığı şeylere muhalif olanlar da bu konuda işte çıkmamın yanlış olduğunu söylediler. Ama ben bu özgür iradem, tek başıma almış bir karar. Belki bir internet, Ömer Cihat Bey'e yakın bir internet sitesine tek başına çıktı diye yazdı ilk başta ama ben bu konuda duyarlı olan, partiye hizmet etmiş, görev yapmış insanları bunu yapmamız gerektiğini zorla ikna ettim. Bak, bunlar muhalefet yapıyorlardı. Muhalefet yapıyorlardı ama çıkma diye bir niyeti yoktu ve beni zorlamabilir. Ben bunları zorladım. Ben çıktıktan sonra bunların bir ekip olması zorladım. Onu da düşünmediniz mi? Mesela ben şimdi şahsen geçmiş seçimlerde siz ki temel yoklamasında birinci çıkanlar bile listelerde yer alamadı. Biliyorsunuz evet, partide. Dolayısıyla siz o listeye girmiş, yani seçilecek sırada olmasa bile siyaseten ileriye yönelik bir şeyler olabilecekken böyle bir kararı almanız yani siyasi bir intihar değil mi? Aslında onu da söylediler. Yani şimdi ben bu seçimlerde diyelim ki girdim ama seçilecek sırada değilim ama bir dahaki milletvekili seçimlerinde veya belediye başkanlığı seçimde herhangi bir yere belediye başkanı adayı veya bir dahaki genel seçimlerde milletvekili seçilebilecek sırada milletvekili olabilecekken ya da öyle bir şey var iken neden böyle bir şeye gerek duydunuz? Onu da insanlar çok merak ediyor aslında. Yani bu bir siyasi intihar değil mi? Yani sizin şu anda bundan sonra AK Parti'de, yani biliyorsunuz AK Parti'deki disiplin ya da başbakanın söyleminin üstüne söylem olmuyor. Yani kalkıp da kimse ya niye bu böyle demiyor. Dolayısıyla bunu da bilerek niye böyle bir şeye karar verdiniz? Onu da çok merak ediyorum. Öncelikle başbakanımız diyor ki diklenmeyin, dik durun. Duruş sergileyin. Evet. Ben hayatım boyunca hep duruş sergiledim. Bir. İkincisi, yarını düşünen kahraman olamaz. Evet. Üç. Başbakan İlk 22 yaşında 1976 yılında bir il gençlik kolları il başkanı oluyor İstanbul'un. Evet. Olması böyle bir kongre söyleyecek. Akşamleyin başka bir aday üzerine anlaşılıyor. 3 tane aday var. Biri Recep Tayyip Erdoğan ve 2 aday daha var. Başka bir aday üzerine anlaşılıyor. Yemekler iniyor. İşte çaylar içiliyor. O partide de bundan daha çok biat kültürü var. Hı hı. Sabah gece Sayın Başbakanımız eve gidiyor. Ve bu içine utku oluyor. Alıyor telefonu. Beyoğlu ilçe başkanı, kendi ilçe başkanı, kendisi Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı. Beyoğlu ilçe başkanını arıyor. Diyor ki ben her şeye rağmen aday olmak istiyorum. O da ona taktikler veriyor. Gece delegeleri arıyor. Sabahleyin mükemmel bir konuşma yapıyor kongrede ve kongreyi kazanıyor. Başbakanın siyasi başlangıcı bu. Evet. Yani eğer bir bedel ödemezseniz bir yere gelemezsiniz. Bundan emin. Eğer duruş sergilemezseniz bir yere gelemezsiniz. Bu sizin söylediğiniz
İşte siyasi geleceğini tehlikeye atmış, şu bu. İzmir'de konuşulan partiki küçük olsun benim olsun zihniyetli olan kişiler. Genel merkezden, başbakanımızdan böyle göründüğünü düşünüyorum. Ama bunun şeyi de var geçmişte. Mesela şimdi il başkanı olup il başkanlığından sonra ne bir belediye başkanı da ya da milletvekili olmuş. İşte Aydın Şengül, Ali Açlık gibi şu anki milletvekillerimiz var. Bunlar bir dönem dinlendirildiler mesela. Hani kalkıp da ya işte biz il başkanlığını bıraktık, işte milletvekili de olamadık, ne yapacağız falan demediler. Şimdi, ve bir dönem sonra o dinlendirildikten, Nadas döneminden sonra, ben Nadas diyorum ona, hak ettikleri ya da istedikleri mevkilere ya da milletvekili olmak için sıralamaya kondular ve kazandılar. Yani bunun geçmişte de örneği yok mu? Yani bu hani her seferinde koltukta olmak değil de yeri gelir sizin de biraz önce söylediğiniz gibi mahalleden delege olursunuz, mahalle delegesi olursunuz, koşturursunuz, işte il başkanlığı yaparsınız, il başkanlığından sonra hiçbir şey olmaz, sadece sade üye olursunuz ama sade üyelikten sonra bir dönem sonra milletvekili olursunuz. Bu da böyle değil mi? Yani aslında baktığınız zaman başbakan da insanlara hakkını veriyor gibi görünüyor yani bu aşamada. Gibi. Ben şunu söyleyeyim. Evet. Birincisi şuna inanmak lazım. Her şey nasip. İnsanoğlu ölümlü. Evet. Dünyada hiçbir Allah'tan büyük bir daha güç yok. Bir. İkincisi, siz isteseniz bir iş makamı, Allah verecek olsa bütün dünya karşısında bir soruya otursunuz. Tam nasiptir bir daha. İkincisi, istemiyorsunuz. Bütün dünya istiyor, istiyorsun, çok istiyorsun ve bütün dünya istiyor. Allah istemezse olmaz. Bitti iki. Üç. Kimin ne zaman ne olacağını takdiri Allah ve insanlar aktardığıma bağlıdır. Yani bakın ben belki bir kader çizgisi işte bir yıl başkanı sürecin. Ben ilk açıklama yaptığım gün ve daha önce il başkanıyla konuşmam, işte Binali Bey'le, Sayın Bakanlarımızla konuşmalarım falan, herkese bu konuları ilettim. Bu konuları hepsini iletmem. Abdullah tek başına il başkanı değildi. İlk açıklamamda yola çıkarken il başkanı falan düşünüyordum. Çünkü her zaman söyledim. Bütün basın açıklamasını. Ben makam, mevki sevdalısı bir adam değilim. Ben hizmet sevdalısı bir adamım. Makam mevki en iyisini yaparım. O ayrı bir şey. Yapmak ayrı bir şey. Ama eğer ortada bir hizmet varsa, eğer ortada AK Parti için bir başarı sağlamak varsa her adımı atarım. Ben böyle bir adım düşünüyorum. Belki benim için zarar gözükebilir bugün. Belki bütün İzmir üzerime gelebilir. Sizler beni eleştirebilirsiniz. Hiç takmıyorum bu konuda. Ama ben inanıyorum. Eğer bu adımım doğruysa, ben inanarak attım bu adımı. Ben bu adımın bedelini karşına alırım. Bedelini öderim, karşına alırım. Şimdi bu arka şimdi Aydın Bey ya da Ali Bey dinlendirildi, sonra milletvekili. Bunlar nasiplerinde olan şeyler. Koşturdular, hizmet ettiler, karşılığını aldılar. Diyeceksin işte başka il başkanları vardı. Onlar da mutlaka bir şekilde karşına almıştır. Yani illa göz önünde bir karşı kalmaları gerekmiyor. Ha, belki bir hata yaptılar. Bir tane garibanı kapıdan kovdular. Yani bir şey yaptılar da gecikti hakları. Ben öyle düşünüyorum. Ben hep... Olabilir de bunu... Ama şundan emin olun. Ben bütün basın açıklamalarımız hemen hemen sizin elemanlar da gelmiştir. Bu süreçtekini söylüyorum. Ben o makam sevdasıyım. Hatta son 3 gün kala yaptığım, çarşamba günü yaptığım basın açıklaması, dedim ki Ömer Cihat Bey aday olmasın. Ben de çekileyim. AK Parti başka bir aday gelsin diye söyledim. Yani makam il başkanlığı derdi olan, sırf bu hırsla dolan bir adam böyle bir açıklama yapar mı? Ama şimdi şöyle bir şey de var. Onu da yani karşılıklı empatiyle yapmak lazım. Evet. Ben genelde hep empati yaparım. Yani şimdi başbakan demiş ki Ömer Cihat Akay'da karar kıldık ya da onu işaret göstermiş. Onu tekrar seçime girmesi için ve il başkanı olması için seçmiş diyelim. Zaten Sayın Ömer Cihat Akay da dedi ki ben de atanmış değil, seçilmiş olmak istiyorum diye. Şimdi tabii ki siz teşkilatınız olduğunuz için biraz evvel de söylediğiniz gibi işte ne kadar oy alacağınızı ya da ne yapacağınızı az çok herhalde takmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Tabii aday olmak herkesin demokratik hakkı. Herkes çıkar, aday olur. Ve aday oldunuz. Seçimde oldu. Seçimde de sonuç itibarıyla kaybettiniz. Kaybettikten sonra ne oldu da işte belgeler çıktı vesaire falan filan bunlar. Yani biraz da şunu sormaya getireceğim. Gelen eleştiriler size hani bel altından vuruyor, bel altı çalışıyor vesaire gibi de eleştiriler geldi. Bunu da açıklar mısınız? Yani, çok uzun soru oldu. Evet. Birincisi Sayın Başbakanımızın bütün iller gibi İzmir içinde bir temenni kararı var. Yani bizim adayımız Ömer Cihat Akay'dır demedi. Evet. Temenni kararı. Biz İzmir'de Ömer Cihat Akay'la yola devam etmek istiyoruz. Evet. Bu bir temenni kararı. Bu başka adaylar çıkmayacak. Partimizden başka adaylar olmaz anlamına gelmedi. Bunu da kongrede teyit etti. Hepiniz gördünüz.
adayımız Ömer Cihat Akay demedi. Bitirirken adaylarımız dedi. Çünkü başbakanımız ne kadar bu temenni kararını almasının nedeni parti içinde küskünlükler, kavgalar olmasın. Yani bir adayla gidelim derdi değil. Genel merkezimizin amacı bir adayı gösterelim, herkes etrafı toplayalım, parti içinde kavgalar, küskünlükler olmasın. Ama illa bir adayla gidelim diye bir şey yok genel merkez. Böyle bir tavır yok. Evet. Ama maalesef ki oradan bu temenni kararıyla gelen arkadaşlar sanki kendileri il başkanı olmuş gibi. Ardına da bunu yok ben seçilmiş olmak istiyorum gibi cümleler ekleyerek, yanlış beyanatlar ekleyerek sanki genel merkez tamamen onu istiyor, başka kimse olamaz dermiş gibi hareket tarzı işte. Bu yanlış. Böyle bir şey olsa zaten direkt işaret olsa başkanın bu tavrını yani şeyde gösterirdi. Kongrede gösterirdi. Bir. Evet. İkincisi, şimdi çok eleştiriyor, siz söylemediniz, ben söyleyeyim arada. Yok işte 84 oy almışsın. Öbür tarafta evet. 300, işte 79 oy var. Şimdi düşünün. Yani Ömer Cihat Bey bu süreçte başbakan işte beni gösterdi gibi şeyleri. Bülent Bey beni gösterdi. Yok genel merkez beni gösterdi. Yok delegenin hepsini kendisi yaptı. Doğru mu? İlçe başkanının hepsi kendisi seçti bu süreç. Doğru mu? Doğru. Buna rağmen ben o kongre süreci, o salona girdim. Salondaki baskılar olmazsa, konuşmama izin verilmiş olsa, inanın buna rağmen bu sonuç farklı olacaktı. Çünkü ben o baskılar olmadan önce başa bir şey gidiyordu seçim. Ha bu nedir? Bu demokratik seçim. Dedik. Yani demokratik haktır. O Ömer Cihat Bey temenni kararı gelmişti. Bize karşısına çıkmıştı. Ama hedef kazanmak değildi. Hedef kazanmaktı. Fakat iddiam kazanmak değildi. Yani ben illa da kazanacağım, şöyle yapacağım. İddiam AK Parti'de, İzmir'de bazı sorunlar olduğunu iletmekti. Bunu da bel altı diyorsunuz ya. Bel altı vurmuyorum ben. Kongre öncesi çıktım açıklama yaptım ki Sayın Ömer Cihat Akay bugüne kadar bu Ays Kocaoğlu övmeyin bana. Yani bir AK Parti il başkanı Ays Kocaoğlu %40 oy ver demesi zoruma gidiyor. Ben de bir AK Parti milletvekili adayı olarak zoruma gidiyor. Bunu demeyin. Bundan sonra bir basın açıklaması yaptı kendisi. İşte devede boyu işte koca kafalar şu bu gibi konuşmalardan sonra ona bir evrak ulaşmış. Bu belge ulaşmış. Sanki o belgeyi ben herkese dağıtmışım gibi ve eleştiriyormuşum gibi. Halbuki ben o güne kadar öyle bir konuya girmemiştim. Mümkün değil de girmezdim. Gibi konuşmalar yapınca öbür günde ben de yine bir ona yakın bir internet sitesinin kişiler tarafından bana ulaştırılan evrakları dedim ki bakın sizin seçime girme gibi bir şeyiniz yok. Giremiyorsunuz. Siz çekilin ben de çekeyim. Bu bel altı mıdır ben de çekeyim demek? Değildir. Siz kendisiyle konuştunuz mu? Hayır. Basın açıklaması. Hepiniz geldiniz. Gördünüz. Ama bunu açıklamadan önce ilettim bile yerlere. Gereken yer. Ama her şeye rağmen o gün bırakın çekilmeyi engellemelerle karşı yani o haberin açıkladığım belgelerin şeylerde gazetelerde şurada burada çıkmasını engellemeye çalıştılar. Halbuki gereğini yapsalardı bugün olay farklı olurdu. Yani 6. ayın 14'üne gidip temenni memnunatlarını aldılar. O zaman gidip alsalardı daha memnun olurdu. Biz niye söyledik bunu? Dedik ki yani sen seçime girmen şu an sen bir hata yapmışsın geçmişinde olabilir. Bu herkes yapabilir. Ama bunu şeref madalyası yapıp bana saldırma dedi. Bana saldırma. Bunu kendine şeref madalyası bana saldırma. Çünkü ben partimin menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Sen de ne zaman çağırdın da ben sana gerekeni söylemedim. Ve bunu söyledikten sonra da bu belgeleri açıkladım. Çekil, ben de çekileyim. Eğer o hani kendilerine kapı arayan, beni suçlamaya yön arayan insanlar o günü beni dinleselerdi anlarlardı ki Abdullah Tekbaş bel altı vurmuyor. Abdullah Tekbaş AK Parti kongresine giderken böyle sorunları olmayan bir insanla gidelim kongreye diye. Benle de gitmeyelim. Sorun değil. Ne verseniz onu yaparım görev. Çünkü ben partinin hizmetkarıyım. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Kesinlikle. Ve kongre bitti. Kongre salonunda konuşma hakkı yok. Kongre salonunda baskı, psikolojik baskı var. Bir o havayı görseydiniz bana hak verirdiniz. Ben de öbür gün... Biz orada canlı yayın yapıyoruz. Evet. O havayı, yani siyaset yapmadığımız için evet. Sonuç itibariyle evet. Görevimizi yapıyoruz. O psikolojik baskı sonucunda öbür gün ben daha önce kendisini uyardım. Bütün kamuoyunu açıkladım belgelere. Ekine koydum, bir dilekçe yazdım. Götürdüm. İlçe seçim kuruna verdim. Bundan başka bir şey yapmamış. Bu bel altı bulamadı. Bu benim hakkımdır. Herkes arar bu hakkını. Ben de gittim hakkımı aradım. Gittim bir dilekçe verdim. Dilekçenin sonucu ne olacağını da bilmiyordum yani verirken. Yalan yok. Ama dedim ki
Madem benim üzerimde bu kadar baskı var, bu kadar şey var, ben de bu hakkımı arayacağım. Gittim hakkımı aradım, sonuç bu oldu. Bu kesinlikle bel altı vurmak değildir, bu yanlış. Bu, ben hakkımı arıyorum. Hakkımı aramak kadar doğal bir şey yok. Peki şuna da gelelim, yani siz diyorsunuz ki ben AK Parti'ye hizmet ediyorum, AK Parti hizmetkarıyım, ne emir verilirse ne görev verilirse yaparım ve bugüne kadar da yaptığınızı ifade ediyorsunuz zaten. Hiç bu süreçleri tezahür ederken aklınızda ya da bunları yaparken, ya İzmir'de AK Parti zaten istenen yıllardır istenen seviyede değil. Her geçen sene tabii ki ivme kazanmış ama aradaki işte oy farkı azalmış olmasına rağmen tabii ki İzmirli'nin genel anlamda bir bakış açısı, hatta başbakan da kongrede söyledi, biz İzmir'le yavaş yavaş artık ön yargıları kırıyoruz diye söylemi var. Hiç düşünmediniz mi peki AK Parti'ye bir zarar gelir mi ya da oy kaybı olur mu bu sıkıntılarda? Çünkü genelde herkes işte CHP'den falan kongrelerdeki kavgalardan veya bu takım bunun gibi sıkıntılardan alışkın vaziyette. Tam AK Parti'de böyle bir şey görmeye alışkın değil insanlar. Acaba partiye zarar verir mi diye hiç düşündünüz mü? Ben yani oy kaybı adamı. Ben şunu düşünüyorum. AK Parti'de iş dinamikleri harekete geçirmediğiniz için bugüne kadar kaybediyorsunuz. Ben her bütün genel merkeze milletvekili adaylığı için gittiğim gün de söyledim. AK Parti İzmir'de bizim teşkilat sorunumuz var. Bunu çözdük mü? Biz zaten İzmir'de bütün hedefleri alırız. Yani bütün seçimleri kazanırız. Yani bizim bu süreçte de söylemek istediğim oydu. Teşkilat dinamiklerini doğru yönetirsek, doğru teşkilatlar kurarsak, kimseyi küstürmeden hareket ederse, çünkü bir adam eksiğe tahammülümüz yok bizim. Eğer teşkilat dinamiklerini iyi kurarsak o zaman kazanırız. Ben bu eksiği burada görüyorum. Yani İzmir'de başarısızlığın eksiğini burada görüyorum. Çünkü biz İzmir'e her türlü yatırım, her türlü hizmet yapıyoruz. Ama bunları anlatacak dinamikte teşkilatlarımız olmuyor. Ve ya oluyorsa da birileri anlatırken birileri küskün halde bunları, bu eksikleri kapatıyor. O yüzden kimseyi küstürmeden teşkilat dinamiği iyi olursa, teşkilatlarımız güçlü olursa o zaman kazanırız diye düşünüyorum. Ama siyasette yani baktığınız zaman şöyle değil midir Abdullah Bey? Yani genelde siyaset yapan insanlar bir takım mutlaka hedefleri vardır. Bunu diğer partilerde de yaşıyoruz. Yani insan atıyorum dediğim gibi normal şartlarda eğer bir ideolojiye hizmet ediyorsa o ideoloji kapsamında mahalle delegesi bile ya da sade bir üye olsa bile çalışması lazım. Şimdi bakıyorsunuz işte gerçekten çok zor. Ben de bazen bakıyorum işin içinden çıkamıyorum. İşte bir yönetim listesi yazacaksınız. Sayı belli. Dışarıda mutlaka kalan insanlar olacaktır. Yani genelde hep öyle olmuştur siyasette. Hep dışarıda kalanlar ya da bir beklentisi olup da içeriye giremeyenler böyle bir muhalif olmuştur. Zor bir şey değil mi bu aslında? Yani siz de gelseniz mesela yönetim listesini yazarken neler düşündünüz? Ya da nasıl yazdınız? Dışarıda kalan olmadı mı? O zaman onlar da muhalif ya da onlar da küskün olabilirdi. Yani diye ben bir soru sormak istiyorum. Soru cevabı herkese malum basit bir soru. Ehil ve liyakata göre bakarsanız, ona göre listeler, yönetimler yaparsanız o zaman insanlar eleştirirken bu benden daha iyi diye biraz susar. Ama işi benim adamım, benim kontrolümde olsun. Ben yöneteyim, o gelsin bana kullansın, evinde otursun. Ama bizde öyle bir sıkıntı var ki, bizde herkes biraz doktor, herkes biraz avukat, biliyorsunuz yani Türk milletinde bu sadece şeyde değil yani AK Parti veya bir başka parti değil. Genel anlamda herkes doktor, avukat, böyle bir şeyler. Herkes kimsenin kimseden daha liyakatlı ya da daha üstün olduğunu düşünmediği için zaten sıkıntılar yaşanıyor. Ya işi eline verin. Evet. Ben inanıyorum eğer ilçelerde, ilde yani insanların işte parasına, şuna buna değil de İnsanların o işi yapabileceğine, ehil olduğuna, parti sürükleyebileceğine, bulunduğu bölgede sevildiğine, evet. Yani gidip de bir mahallede en sevilmeyen adam getirip koyarsanız ne yaparsınız? Mahalleyi kendinize küstürürsünüz. Bu gibi şeylere dikkat ederseniz o zaman yine muhalifler olur. Ben bir şey demiyorum. Hı-hı. Ama insanlar sonuçta hak verir. Diyor ki de, 10 numara yönetim var, 10 numara işte mahalleler var. O zaman hem muhalefet etme düzeyi azalır, hem de insanların şevki, çalışma azmi ve şefkatı. Ama bir mahallede oturmayan bir adamı gitmesi, o mahalle başkanı yapmışsınız. Düşünün. O mahallede ne verim bekliyorsunuz? Benim söylemek istediğim bu. Evet. Eğer İstanbul'da biz başarılı oluyorsak, Ankara'da başarılı oluyorsak bundan dolayı. Biraz önce işte onu getir bunu götür manasında değil. Teşkilat dinamizmi sokağa kadar, binaya kadar yerleştirebiliyorsanız o binanın en sevileni, o mahallenin en sevileni, o semtin en sevileni, semt başkanı, işte yönetim kuruluna seçilen o ilçenin sevilen insanlarını, işte farklı bana yakın, şöyle böyle özelliklerini değil de sevilen,
liyakat, ehliyet insanları seçerseniz o zaman başarılı olursunuz. Söylemek istediğim bu. Yoksa öbür türlü tabii ki 30 kişi seçiyorsunuz. 500 tane tarih var. Tabii. 470 tane eleştiri olacak. Bu manada söylemedim. Evet. Ama ehil olmanı seçtiğiniz zaman o zaman birine gidip mesela ben siz gidip birine eleştiri yaptınız. Zaten adam hiç tanımıyorsa AK Parti bakıyor ki ehliyet de yok. O da eleştirmeye başlıyor. Ama sevilen birisi tutuyorlar. Bu adam bu mahalle daha çok çok seviliyor. Bunun hakkında konuşamazsın derler. Bunu evet. Söylemek istiyorum. Peki o süreçte tabii ki siz geldiniz il başkanlığı koltuğuna oturdunuz. O zaman da eleştiri aldınız. Yani dediniz ki açıklamalarınızda da başta ben genel merkezi açtım, telefon sordum. Bu süreci de bize biraz değerlendirir misiniz? Yani siz gerçekten kimseye sormadan gidip de koltuğa oturdunuz mu? Yoksa genel merkez size gidin oturun dedi mi? Şimdi arkadaşlar şimdi ben makam, mevkisi, sevdası olmak biraz önce söyledim. Şimdi o gece ben o gün dilekçe verdikten sonra 6 gibi miydi, kaç gibiydi bana bir telefon geldi. Yarın işte bu Ömer Cihat Bey'in adaylığın düşürüldüğünü şeyin düşürüldüğünü il başkanı bana yarın mazbata verileceğini söyledi. Aynı gece koordinatör milletvekilimize görüştüm. Kendisiyle bir görüşme sonucunda sabahleyin mazbatayı almam gerektiğini konuştuk. Sabah gittim mazbatayı aldım. Yani bana mazbatayı alma diye bir emir gelmedi. Bunu net söylüyorum. Mazbatayı aldıktan sonra tabi gece telefon trafiği arayanlar soranlar sabah mazbatayı alacağız dedik artık. İnsanlar oraya gelmiş. İzmir'in farklı ilçelerinden uzaktan yakından. Bunları oradan ile gidelim. İle gideriz şeyle gelmişler mazbata almaya. Mazbata aldıktan sonra basına bir iki kelime konuştuktan sonra Mehmet Erdem Bey yardım. Efendim ben mazbatayı aldım. Arkadaşlar burada toplanmışlar. İle mi gidelim ne yapalım? Dedik ile gitmeyin. Ya efendim o zaman biz bu arkadaşlar uzaktan geldik. Ben bunlara bir çay ısmarlayayım bir yerde. Sonra dağıtayım. Oturduk bir çay içtik dağıttık. Ve ben bir arkadaşımla birlikte bir yere giderken telefon geldi. İle gitmemiz gidebiliriz. İzni çıktı. Yoksa ben ile gitmiyordum, hiç de gitmeyecektim. Kimden geldi? Yine koordinatör milletvekili. Tabii. Yoksa ile gitme dedi. İlk başta gitmeyin dendi, sonra gidin mi dendi? Evet. Aynı kişi. Evet, aynı kişi. Evet. Ve ben akşam da söyledim, daha sonra da söyledim gibi. Dedim ki ben genel merkezimin emrindeyim. Önce, basından önce söyledim. Ne zaman isterseniz ispamı bitiririm. Genel merkez ne emrederse onu yaparım. Ama genel merkez hep bana bu süreçte yargı sürecini bekleyelim diye şey geldi. Yoksa bana bugün istifa getir desem hani hiç basına da falan da söyleme götürür. İstifayı bırakırım. Çünkü genel merkeze rağmen siyaset yapmayacağını biz biliyoruz. Bir, evet. İkincisi benim yetişme tarzımda yok. Yani ben tabii bir demokratik sürece çıktım. Dışarı genel merkeze ve İzmir'e bir şeyler anlatmak için çıktım. Doğrudur ama böyle bir süreç geçti ama bunlara, bu sürece rağmen ben istişareyi, büyüklerimin sözlerine çok önem veririm. Böyle bileyim. Denseydi bana getir bırak götür bırakır aynı dakika. Çünkü hiç gitmezdim o ile. İle gitme meraklısı değilim. Ama ile tuttuktan sonra da gitmesem 3-4 gün uğradım biliyorsunuz. Onun sonucu işte cuma günü açık. Gitmesem bu sefer başka bir şey yapacaklardı. O yüzden mecburen gittim. Makamın Abdullah tek başı bir önemi yok ama makamın bir önemi vardı. Genel merkez bana gel diyene kadar ben bu makama ama peki yargı sürecini bekle diyen genel merkez niye git otur dedi. O da bir muamma değil mi yani? Yargı süreci beklenirse o zaman oturma demek midir? Ya yani öyle mi algılamak lazım? Yani bizim parti yargı sürecini bekle derken hani git oraya otur yargı sürecini bekle hiçbir şey yapma mı? Yani orada da bir böyle kavram karmaşası var. Yargı süreci bekle kelime şöyle. Yani gelme anlamında söylüyor. Evet. Gelme anlamında. Hı. Şimdi bizim partimiz biliyorsunuz Adalet Kalkınma Partisi. Hukuka, adalete biz biliyorsunuz bu süreçlerde ne kadar Türkiye'nin hukuki düzenlemesi yaptık. Bütün kamuoyu ve İzmir ve bütün Türkiye biliyor. Yani biz hukuka saygılı bir parti olduğumuz için genel merkez herhalde böyle bir şey düşündü. Dedi ki Ömer Cihat Bey'in hukuki bir süreci var. Hı. O da sürecini yönetsin. Hı. Abdullah Bey bu süreçte idare etsin. Sonra Ömer Cihat Bey hukuki süreci kazansa gelir oturur. Kazanmazsa da ona göre genel merkez bir karar verecek. Evet. Bildiğim oydu. Onu bildiğim için de ben cuma günü istifam cebimde genel merkeze gidiyorum dedim. Ya bir de o var yani siz o gün açıklama yaptınız. Bize gelen maillerde de Abdullah Tekbaş işte konu istifa diye basın toplantısı olacağı söylendi. İstifa değildi. Herkes işte Abdullah Tekbaş istifa edecek diye icazet etti basın toplantısına. Fakat siz orada istifa etmediniz. İşin enteresan yanı da bu. Yani herkes öyle algılamış.
Şimdi şöyle... Yani konu istifa diye gelince... Basın önünde istifa açıklaması olmaz. Evet. Yani bunu da doğrusu. Bizim İzmir'de basın önünde bir istifa açıklayacağız diye bir derdimiz yok. Hı-hı. İstifa kime verilir? Partiye verilir. Yani partinin bir üst makamı nedir? Genel merkez. Hı-hı. Ben orada İzmir'de kamuoyunda gerek işte bir internet sitesinin saldırısını engellemek, gerekse de işte basın kamuoyunda oluşan, yani Abdullah Tekbaş, halbuki öyle bir şey yok, biraz önce söyledim. Sanki ben severek ve isteyerek zevkle oraya gidiyormuşum, algısını ortadan kaldırmak için. O gün oraya geldim, dedim ki benim bugüne kadar hep genel merkeze söyleyeyim. Ne zaman isterseniz istifam yerimde, bugün genel merkeze gideceğim, onlar istediği zaman istifayı önüne koyacağım çünkü istifam hazır. Evet. Söylemek istediğim bu ama yok, illa basının önünde istifanı açıkla böyle bir şey yanlış. Yani peki siz o gün istifam cebimde dediniz, evet. Genel merkeze gidiyorum dediniz, evet. Çıktınız ve genel merkeze gittiniz. Oradaki süreç ne oldu? Yani ondan sonra bir genel haber alamadık. Hayır, genel merkeze gitmedim. Pazartesi günü, oradan çıktıktan sonra pazartesi günü bir karar, cumartesi günü bir karar çıkacağını söylediler. Cumartesi günü yese kadar karar çıkacağını söylediler. Cumartesi geceyi bekledim. Cumartesi gece yese kadar karar çıkmadı, pazartesi yerden. Pazartesi geceyi bekledim. Pazartesi günü 5.30'da da karar çıktı zaten. Hemen bildirmişlerdi. Dolayısıyla siz genel merkeze gitmediniz tabii. Yani şimdi karar beklerken, böyle bir haber gelmişken gitmenin bir anlamı yok. Onlar da zaten gittiğim zaman beni orada bekleteceklerdi. Yapacaklar oydu. O yüzden kararı bekledik. Eğer ama pazartesi günü 5.30'da karar açıklamazsa o gece oradaydım. Sabah da görüşme yapıyordum. Evet. Peki bundan sonraki süreçte şimdi Sayın Ömer Cihat Akay'ın açıklaması da var. Biz kavga eder pozisyonda değil, toparlayıcı pozisyonda olmalıyız şeklinde, herkesi kucaklayacağız şeklinde açıklamaları var. Siz kendisiyle görüştünüz mü ya da kendisinin böyle bir talebi oldu mu ya da sizin böyle bir talebiniz oldu mu? Sonuç itibariyle işte AK Parti'nin iyi olması için veya AK Parti için hizmet ve çalışma yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu süreç içerisinde yine bir araya gelecek misiniz ya da bu küskünlükler bitecek mi, onu söyleyeyim yani. Şimdi önce şunu söyleyeyim, yani Ömer Cihat Bey yok, avla işte birlik beraberlik sağlayacağız diyor. Ava altında da cadı av yapmayacağız diyor. Ne demek cadı avı? Orta çağda kiliseler dışarıda büyü yapanları alıp kilisede yakarlarmış. Buna cadı avı deniyor. Yani bir il başkanının bir partilisi ve partililer hakkında bu cümleyi kullanmaları birlik beraberlik mi sağlıyor sanıyoruz? Ne demek yani cadavu yapmayacağız? Yani karşında parti için gecesini gündüze katmış, hizmet etmiş, milletvekili adayı sürecinde çalışmış, seni il başkan yardımcı yapmış, senin meclisini yapmış, yıllarca ilçe başkanlığı yapmış, yıllarca Karşıyaka ilçe başkanlığı yapmış. Böyle bir karşılıklı böyle 100, 200, 500, 1000 insan var. Bunlar hepsi hizmet insanı. Hiçbir karşılık beklemeden bu partiye hizmet etmişler. Sen bunları cadı diye nasıl nitelendirebilirsin? Böyle bir şey olur mu? Bir. İkincisi, Abdullah Tekbaş maşaymış. Ben AK Parti'nin, sevginin, barışın, birlik beraberliğin maşasıyım. Ama Ömer Cihat Bey'in düşmanları varsa gitsin düşmanları hesaplasın. Abdullah Tekbaş Ömer Cihat'ın düşmanı değildir. Kimsenin de maşası değildir. Hiçbir zaman da olmamış. Ya benim kesinlikle böyle bir düşmanlığım, böyle bir şeyim yok. Hayır. Ben kimsenin düşmanı değilim. Kimsenin maşası da değilim. Parti içinde kimseye düşman olmam. Demokratik haklarımı kullanırım, gerekli işlemleri yaparım ama düşman olmam. Ve kimsenin maşası olmam. Bunu bilmek lazım. Ekip olurum ama maşa olmam. Ömer Cihat Bey'in düşmanları varsa ben tanımıyorum onları. O kendisi biliyordur kimdir düşmanları. Gitsin onlarla hesap alsın. Ben onların kimsenin maşası değilim. Bu açıklamalarla esnekle kılıyorum. Bu il başkanının bir milletvekili adayına ve kendisine rakip olmuş bir il başkanına maşa demesine esnekle kılıyorum. Peki şimdi önümüzde yerel seçimler süreci var. Yerel seçimler de yaklaştı. 6 ay gibi de bir öne alınma gibi bir şey de söz konusu. Daha net olmasa bile. Dolayısıyla siz yine AK Parti için çalışmaya devam edeceksiniz. Yani aynı ideoloji veya aynı hedef için koşturan insanların bir araya gelmesi ya da muhalif vesaire falan diye nitelendirmeden bir araya gelmesi gerekmez mi? Yani bu konuda siz bir adım atacak mısınız ya da yine çalışacak mısınız? Yoksa artık bu olmadı, ben çekiliyorum mu diyeceksiniz? Şimdi önümüzde bir süreç var. Yani aslında açıklamak istemiyordum ama söylemek zorundayım şimdi. Daha önümüzde hukuki süreç devam ediyor. Bitmiş değil. Ne var? Başkanlığı hukuki süreç devam ediyor. Evet. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gittik. Büyük ihtimalle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bizim lehimize karar verecek. Bu süreç bitmeden
onlara konuşmak istedim. Yargıtay'a tekrar siz başvuru yaptınız. Tabii Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gittik. Oradan sonucu bekliyoruz. Evet. O zaman bu süreç böyle sürecek. Bu süreç böyle sürmez. Yani sonuçta hukuk kararını verir, biter. Evet. Peki hiç düşündünüz mü yani bu olaylar olduktan sonra ya yapmasa mıydım acaba diye böyle aklınızdan geçti mi? Kendi kendinize düşünürken. Ben bu olaylar partiye dinamik hareket kattığına inanıyorum. Dinamik hareket katıyor ama bir de karışıyor da yani. Şimdi görünen köy de kılavuz istemez ama, yani. Partide zarar görüyor. Yani oy anlamında zarar görüyor. Şimdi baktığınız zaman mesela çünkü ben de işte, takip ediyoruz, bakıyoruz işte yorumlar vesaire insanlar yapıyorlar bir takım sitelerde ve şeylerde birebir. Orada hep işte hep bak CHP'de mi oluyormuş, bak AK Parti'de böyleymiş ya da AK Parti'de böyle karıştı falan diye de yorumları görüyoruz bu sefer. Şimdi bakın bu yani eğer bunu belgelerle ilgili söylüyorsanız bu belgeler... Yok ben yani okuduğum yorumları söylüyorum. Yani onların neyle ilgili söylediğini bilemiyorum tabii de ama sonuçta bu süreçte... Belgelerle ilgili söylüyorlarsa bu belgeler yine Ömer Cihat Bey'e yakın Önder Sağ'ın manevi oğlum dediği bir internet sahibimiz, internet sitesi sahibi CHP'li kendisi. Ömer Cihat Bey'le çok yakınlar şu an. Bu Ömer Cihat Bey ilk atandığında elinde belgeler olduğunu söyleyen biri. Kendi yazarını arattırdım. Eğer bu arkadaş seçime yönelik bunları kullanmış olsaydı seçime yönelik yani yerel seçime yakın kullanmış olsaydı ki ben partimizi bu konuda büyük bir sıkıntıdan kurtardığımı düşünüyorum ve bu belgeler de onlardan geldi bana zaten. Büyük bir sıkıntıdan eğer bugün değil de yerel seçime yakın bir zamanda çıksaydı o zaman dediğiniz doğruydu. Çünkü insanlar o zaman siyasi bir havaya bürünüyor. Herkes işte oy vereceğim yeri şey yapıyor. Kararsızlar belli oluyor. Evet. O zaman okey. Oyunuz kararsızdan oy direkt sizden giderdi. Ama şimdi öyle bir süreç yok. Parti içi dinamikler AK Parti'nin İzmir'deki güçlü varlığını gösteriyor. AK Parti İzmir'de güçlü bir şekilde konuşuluyor. Bence artısı var. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben anket yaptırmış değilim. Yapılmış bir ankete bakmış değilim. Hı hı. Ama bu dinamiğin şu an İzmir'de çok ciddi bir şekilde konuşmasının AK Parti'ye faydası olduğuna inanıyorum. Ve AK Parti'nin bu çetenin bu işte uzun zamandır da benim aklımda ve bizim partimize çok değerli. Ama çete demeyeyim. Çete deyince böyle aklıma bir sürü şeyler geliyor. Yani. Ama nasıl diyeyim yani o tenzih ederim. Evet. Şey manasında söyleyeyim. Yani sırf iş gücü insanları işte böyle haberlerle yazarak ederek şantaj uygulayan birebir işte mesela partimizde çok değerli bir milletvekiline dün bir yazı yazmışlar. Yani sen Önder Sağ ki peygamberimiz için ne dediğini biliyorsunuz. Önder Sağ'ın manevi oğlu olacaksın. Manevi oğlu olacaksın. İzmir'de bir internet sitesini orada burada belediyelerde ve AK Parti'de şantaj aracı olarak kullanacaksın. Ve partimizin en değerli milletvekilini köşende eleştireceksin. Ve köşende bana benim arkadaşlarım hepsi has AK Parti'dir. Hiçbirinin bir kiri şey yoktur. Ve o dün meydan olarak şimdi, evet, istediği belgesi varsa böyle bir şey de var. Şimdi gazeteciler genelde eleştirir. Ve her mesela ben de gazetecilik kapsamında tabii ki bir dünya görüşümüz var ama her görüşte de gidip röportaj yaparız, görüşürüz. Her görüşle ilgili de yazabiliriz. Ha doğru yazarız, belki yanlış yazarız ama tabii ki bu işlere baktığınız zaman, olayın çok derinine indirdiğiniz zaman tabii ki bir kavram karmaşası da olmuş olabilir yani bu olayda. Tabii ki bir sürü site var, gazete var vesaire var. Sonuç itibariyle baktığınızda yani herkesin de aslında fikrine saygı duymak da lazım. Yani gazeteci kimliğiyle bu işi yapanlar... Okey. Evet. Şimdi bakın, özgür gazeteciliğe saygı duyuyorum. Hı-hı. Mesela sizin de köşenizde benimle ilgili bazı eleştiri var. Saygı duyuyorum. Olabilir. Hı-hı. Yani oradan gördüğünüz öyledir. Ama bunu uzun vadede böyle her gün planlı bir şekilde yapıyorsanız demek ki okuyucular öyle istiyormuş. Planlı bir şekilde saldırıyorsanız bunun altında şantaj aranır. Evet. Planlı bir şekilde yapıldığı için söylüyorum. Yoksa beni başka birçok yerde eleştirirler. Ben saygı duyuyorum. Yani beni eksiklerimi atarım, eleştirebilirler. Hı. Öbür tarafa övebilirler. Ya da bir gazete birini çok övebilir, sevebilir. Buna saygı duyuyorum. Ama özgür gazetecilikte hedef tahtasına koyup her gün aynı şey yaptığımız zaman
bilin ki bunun altında bir şey var. Ama bir de şimdi ben işte orada bildiğim için konuşuyorum. Yani bilmesem yine konuşmam. Bir de gündemdesiniz. Yani sonuç itibariyle bir süreç geçmiş. O sürecin öncesi var, ortası var, sonrası var. İşte kongre süreci var vesaire. Dolayısıyla gazeteciye de malzeme lazım. Yani o gazeteci o malzemeyi yakaladığı zaman bırakmaz. Bir de öyle bir şey var. Yani gazeteciler o yüzden malzeme yakaladıkları zaman onu sonuna kadar ki götürürler. Bak, bunu herkes çiziyor. Benim neyim evet. Çok da benim de eleştirilerim vardı. O konuda da bir şeyler vardı. Evet. Yazılar var hiç. Hepsine saygı duyuyorum. Ama bunlar hepsi o gün mesela doğruyu gördükleri zaman doğruyu söyleyen köşeler. Doğruyu söyleyen gazeteler. Ama bu internet sitesi özellikle hedef tasarısını koymuş. Altında başka bir şey arayan ve kendisinin de ne olduğunu İzmir'in bildiği bir internet sitesi. Evet. Yani benim arkadaşlarıma bana saldırmasının altında keşke AK Parti'yi çok sevdi, ya da AK Partili oldu ya da özgür gazetecilik yatsa da saygı duysa. Ne özgür gazetecilik, ne buna benzer bir şey, ne de AK Parti ile ilgili bir şey. Hedef, belki yarın onun AK Parti'ye saldırı planlarını ben bugünden önlemiş oldum. Yarın ya AK Parti yapacak, AK Parti yerel seçimlerde aziyete uğrayacak planları bugünden engel olduğum için saldırıyor. Odri Meydan diyorum, istediği kadar yazabilir, biz hiçbir şeyden kocunmayız. Ne benim, ne benim arkadaşlarım. Herkes her şeyi yazabilir ama bilmeleri lazım ki herkes yazdı, doğru yazdığında kalır, yanlış yazdığında yanlış yazdığıyla kalır. Evet, evet, son sözleri alalım. Söyleyecekleriniz var mı? Ve kapatacağız ikinci yarıda gazete başlıklarıyla ben evet. Devam edeceğim seyircilerimizle. Ben şunu demek istiyorum kapatırken, partimiz İzmir'de güçlenmiştir. İzmir'de yerel seçimlere güçlü girecektir. Ve İzmir'e hizmet için var zaten bu parti biliyorsunuz. Bütün işte milletvekili sürecine bakarsanız ondan sonraki sürece bakın. Hem iki tane bakanımız hem milletvekili saygı değer milletvekillerimiz hem de teşkilatımız olarak içeride dışarıda yani hem bütün teşkilat olarak İzmir sevdalısı olarak biz İzmir için iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. İş dinamiklerimiz olabilir. İşte her partide olduğu gibi bizim içimizde de tartışmalı şeyler olabilir ama bunlar İzmir'e hizmet etmemize engel değildir. İzmir için en iyilerini yapacağız. Yerel seçimlerde de büyük başarı bekliyorum. Bu kongreden sonra da özellikle İzmir'de çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Ama o zaman ille böyle bir barış çubuğu tutturmak lazım. Ben onu biz kimseyle küs değiliz. Ya evet. Parti içinde bizim küs olmaz. Size öyle gözüküyor da. Sadece işte bir süreç var. Vallahi öyle gözüküyor. Gövren köy kılavuz istemez yani. O anlamda baktığınızda söylemleriniz ve hedefleriniz güzel. Yani İzmir'e hizmet etmek ya da AK Parti'yi işte istenen seviyeye getirmek İzmir'de diye ama tabii bunlar olmasaydı daha güzel olurdu diye tahmin ediyor ya da düşünüyor insan. Bunlar olmasaydı siz de bu kadar yazmazsınız, konuşmazsınız değil mi? Buca'dan Metin Kaya sormuş. Onu da soralım. Sayın Tekbaş sürekli olarak internet sitesi diyorsunuz. Pek çok siteyi zan altında bırakıyorsunuz. Lütfen bu siteyi bizlerle paylaşın. Bence paylaşmayın yani çünkü o çok da etik olmaz diye düşünüyorum. Evet, ben olmaz. Bilmiyorum yani olmaz. O nedenle eğer varsa zaten bir şey hangi siteyse bilemiyorum. O siteyle karşılıklı olarak ne gerekirse şey yapılır. Evet. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür katıldığınız çok için. Sohbet oldu. Sağ olun. Üzülere ayrı günler diliyorum. Sağ olun. Çok çok sağ olun. Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar gazete başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.